Üçüncü haftalık vlog. Hoş geldiniz. Bugünlerden salı. Geçen haftanın videosunu dün yükledim. Yani iki numaralı vlog dün yükledim. Ve hala güzel yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beğenildi ikinci vlog. Ben de beğenilmesine çok sevindim tabii ki. Bir sürü güzel yorum bırakmışsınız. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu haftanın vlogunda ise bugün dediğim gibi günlerden salı. Bugün yapacağımız birkaç tane şey var. Birincisi IKEA'dan bir şeyler almıştık. Onlar geldi. Onları birlikte açabiliriz. Daha sonra indirimlerimden aldıklarım ve iade etmeyi düşündüklerimi hepsini böyle ayrı ayrı paketleyip göndereceklerimi göndereceğim. Yani götürüp mağazadan geri bırakacaklarımı da ayırmam gerekiyor. Çünkü yarın ve öbür gün, çarşamba, perşembe günleri kar yağacak New York'a. Ve 30 santimetreyi bulacağı söyleniyor. O yüzden dışarıda yapmam gereken her şeyi bugün bitirmeyi planlıyorum. Sonrasında da videonun benim için en güzel kısmı. Cuma günü Miami'ye gidiyoruz sonunda. Çok uzun süredir gitmeyi planlıyorduk. Bu pandemi dönemini orada mı geçirsek acaba diye düşünüyorduk. Çünkü Roman'ın babası orada yaşıyor. Hem onu da riske atmamak için hem de işte seyahat kısıtlamaları falan vardı. Gitmemiştik. Ama şimdi Roman'ın 2 hafta izin alacak. Zorunlu izin alması gerekiyor. Yani yıllık izini kullanması gerekiyor. O yüzden biz de bunun 8-9 gününü Miami'de geçirelim dedik. Öyle önümüzdeki haftanın vlogu Miami'de olacak. Birazcık güneşli, güzel hava aslında hepimize iyi gelir. Bu yaz hiç tatil yapamadık. Yani hani bu yaz gerçekten çok korkunç bir şekilde geçti. Yılın geri kalanı gibi yaz da kötüydü. O yüzden şimdi böyle bir haftalık falan birazcık sıcak hava almak, yüzmek iyi gelecek diye düşünüyorum. Umarım sizin için de izlemesi de keyifli olur. Kaloriferlerimiz böyle bizimle konuşuyor çalışırken her seferinde. Ama alıştık yani bu sesle yaşamaya artık. Miami'ye bu cuma gidip bir sonraki pazar geri döneceğiz. Ve yılbaşını New York'ta geçireceğiz. Hem Christmas hem yılbaşı ikisinde de Miami'de olmayalım dedik. Sanırım bu küreselleşmeyle bize dayatılan bir şey ama bu Christmas ve yılbaşı döneminde kar yağması gerekiyormuş. Hava böyle soğuk ve karlı olması gerekiyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz biz de. O yüzden her ikisinde de Miami'de olmak istemedik. Yılbaşını da burada kuzey yarım kürede geçirmeyi planlıyoruz. Öyle bu haftanın ve bir sonraki haftanın planı bu şekilde. Umarım eğlenceli bir iki hafta geçireceğiz birlikte bu haftalık vloglarla. Öyleyse güne devam edelim. Selam. IKEA'dan gelenleri açmanın vakti geldi artık. Bunu açmayı 2 gündür bekliyorum vlogun içinde açarım diye ve artık daha fazla uzatmamalıyım ben. Koca paketin içinden çıkan bu iki mumdu. Bunlar IKEA'da yıllardır olan böyle vanilyalı olanı benim en sevdiğim. Hem kalıcı hem de 40 saat yani yanma süresi de bayağı iyi. Bir de bu etiketlerini falan çıkardığınızda şu IKEA şeylerini çıkardığınızda gerçekten güzel bir görüntüsü var. Böyle sade ve şık duruyor. Eğer siz de mum arıyorsanız uygun fiyatlı mum öneriyorum bunu. Roman. This was all for 2 candles. Bu küçük candle light'lar yüzlü almışım. Yani çoklu aldığımı biliyordum ama yüzlü aldığımı fark etmemişim. Bu mumları ne için kullanıyorum? Şu gerçekten adını bilmiyorum. Uçucu yağlar falan damlatıyorsunuz. İşte şurada da altında da mum yaktığınızda parfümünü ya da işte kokuyu odaya veriyor. Her neyse. Bunun altına koymak için çoklu işte bu küçük candle light'lardan alayım dedim ve şuna bakar mısınız? 100 tane almışım herhalde. Ömür boyu bir daha almam gerekmeyecek bunlardan. Evet, bu lamba aslında alışverişi asıl yapma nedenim. Bir süredir oturma odasına lamba bakıyorduk böyle ayaklı. Ve IKEA'nın bu Hey Design'la yaptığı collaboration'dan bu lambayı görünce buna bir şans vereyim dedim. Evet, ışığı kurduk. Böyle oldu. Bunu ileriye itip bir de böyle çevirebiliyorsunuz. Böyle. Ya da böyle ya da böyle. I like it.
Hello, hello. Roman ve Body ile birlikte köpek parkına gidiyoruz. Body ile oynamak için çok heyecanlıyız ama sokakta oynamak tehlikeli olur diye yine köpek parkına gideceğiz. Her yer o kadar güzel ki, caddeler böyle. Özellikle sabah kalktığımda hala kar yağıyordu. Şimdi durdu gerçi ama yine de böyle caddeleri beyaz görmek gerçekten çok hoş. What was the song? It's beginning to look a lot like Christmas. So parktan dönüyoruz şimdi. Çok keyifliydi gerçekten. Evet. Body ile karda oynamak o kadar zevkli ki. Her kar topu yapıp attığımızda onu gerçek top sanıyor. Ve o hani bir yığın karın içinden attığımız topu bulmaya çalışıyordu. Gerçekten çok tatlı bir köpekçik. Her neyse. Böyle yani. Her yer bembeyaz oldu bir gecede. Böyle arada birkaç gün yağınca çok güzel oluyor bence. Hani kış sezonu boyunca 2-3 kere yağsa ve hemen böyle 2 gün sonra erirse ben çok okeyim bu karışına. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kışı sever misiniz? Sevmez misiniz? Herkese merhaba. Çok haydi gitme. Bugünlerden cuma. Vlogun başında bahsettiğim gibi bugün Miami'ye gidiyoruz. Saat şu anda 3. Uçağımız 4.45'te. Evet, bugün böyle valiz hazırlama kısmını falan da video çekerim diye düşünmüştüm. Ama her zamanki gibi yetiştiremeyip hiçbir şeyi, yani böyle panik atak geçirerek hazırlanıp apar topar evden çıktık. Ve aslında erken de gelmişiz, yani birazcık daha ağırdan alabilirmişiz. Açıkçası bilemedik şu an havaalanlarının durumu nasıl, işte çok beklemeniz gerekiyor mu,
çok sıra var mı, çok kontrol var mı vesaire. Şu an biz Newark'tayız. New Jersey'deki havalimanı. Ortalama 3 saat sürecek. Ve umuyoruz ki yan koltuklarımız boş olur uçuşta. Çok kalabalık değil bu arada havaalanı. Yani hiç kalabalık değil de değil. Ama okey yani, çok mesela etrafımız, arkamızda biri varmış. Böyle. Dediğim gibi bugün akşamdan, cumartesiden bir sonraki cumartesiye kadar, ben muhtemelen pazar demiştim ama bir sonraki cumartesiymiş. Tam bir hafta boyunca Miami'de olacağız. Hava durumuna baktık, o da güzel görünüyor. Umuyorum ki güzel bir hafta geçireceğiz hep birlikte. Böyle. Do you wanna say anything? Abime zamanı geldi. Oh. Evet. Neredeyse 2 saat bekledikten sonra uçağa binme zamanı geldi artık. Ve 3 saat kadar. Bir 3 saat kadar yolculuğumuz var sonrasında. Miami baby. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard. This is